Şimdi eğer insanlar parayla zamanın birbiriyle nasıl geçişken olduğunu anlasalar zaten ve biraz da enflasyonun ne demek olduğunu anlasalar. Yani enflasyon, faiz, para ve zaman. Bu dördü. Bu dördü arasındaki biz matematik şeyini anlatabilirsek insanlara, insanlarda böyle bu o Newton'un kafasına elma düşmesi gibi ah bir ampul yanacak. Ah diyecekler ya. Şimdi anladık. Yani mesela bugün bir şeyden biraz fazla harcarsak gelecekte ne kadar az harcayacağız? Veya bugün az harcarsak gelecekte ne kadar fazla harcayacağız? Hangisi daha iyi? 100 lira param var. 20'sini şimdi, 80'ini sonra mı, 80'ini şimdi, 20'sini sonra mı? Durumdan duruma göre değişir. Ne zaman ne yapmaları gerektiğini anlatabilsek insanlara, ki buna finansal okuryazarlık diyoruz. O zaman olay uçup gidecek. Çok iyi olacak.